Su tesisatına başladık. Oraya kadar gelebildik. Şimdi burası banyo olacağına göre klozet için efendim lavabo için birer tane soğuk su gitti. İlk gelişini anlatayım. Temiz su deposundan temiz su deposunun tahliyesi için bir tane vana koydum. Ondan sonra bu emiş borusu, hidroforun emiş borusu. Böyle geliyor. Bakın alttaki henüz daha bunlar yapılmadı. Alttaki soğuk su, emiş borusu soğuk suya girdi. Oradan Hidroforu. hidrofora girdi. Hidrofordan basınç tankına. Efendim oradan çıktı tesisata. Tesisatımız majinatörlü tuvalet için geliyor. Bu da lavabo için yukarıya çıkılıyor. Bunların adaptörlerini kaynatacağız. Şimdi soğuk su mutfağa gitti. Mutfağımızın tam ortası 90 santim, 180 santim mutfağımız var. 90 santimine soğuk su adaptörünü koyduk. Artık sıcak suyu dönebiliriz. Bu da basit olacak. Sıcak suyumuz, şortbenimiz burada zaten. Buradan gelecek sıcak suyumuz mutfağa gidecek. Lavabo içinde kalacak. Bu kadar, başka da bir şey yok zaten. Peki, hemen bunları da kaynatıyorum. Evet, bana yardım etmen gerekiyor. Kapatıyorum. Elektrik tesisatımızı çektik. Panomuz bu tarafta olacak. Kablolar biraz karışık gibi görünse de hepsi etiketledik zaten onların biz. Şu şekilde geliyor yani. Akülerimiz içeride olacak. Şu depoların üzerinde düşünüyoruz. Banyomuz bu taraf. Sol taraf. Pis su yerlerini de çektik. Şöyle depolarımıza. Burası gri su deposu. Şu tam altımızdaki bu depoda tuvalet gideri, yani siyah depo dedikleri depo. Efendim, banyonun duş gideri ve lavabo giderleri, mutfağın lavabo gideri gri su deposuna gidiyor. Tuvalet, sadece tuvalet deposuna ayırdık. Ayırmamız da gerekiyordu zaten. Hafiften elinden sıvaştırıver oğlum. İşte. Şimdi depoların giriş yerlerine Ahmet dahi sonluyor. Tesisatımız hazır şu anda. Işık yerleri. Tavana lamba koymadık. Ahmet lamba istemedi tavana. Dolapların altında her yer lamba. Her yer lamba dedi, bilmiyorum yani. İyi mi olur? İkna edemedim adam Ahmet ustayı. Halbuki biz tavanda biliriz ya lambayı. Ondan sonra izolasyon ve iç kaplamaya gelecek sıra. Bakalım. Akfix mi kullanıyorsun Ahmet Usta? Artık yarın tabanı komple kapatıyor muyuz? Kapatırız.
Eliyle kaldır da. Yeter, bırakacağım. Yeter. Yeter mi? Burayı da yeter. Evet, tesisatımız hazır. İzolasyona efendim karavan hazır. Üzerlerine plywood kapatacağız. Onun üzerine izolasyon, onun üzerine de efendim laminat parke düşünüyoruz. Peki. Onun üzerine bir ağırlık koysak iyi olur Ahmet. Aşağı doğru yasılsa çok iyi olacaktı o. Tamam. Bu seferlik bu kadar olsun. Ahmet hakikaten Dyson'u abartıyorsun oğlum ya. E sen yaptın bana. Bol tamam, olsun. Acıma dedin daha sonra. Hayır, acıma falan demedim. Allah pardon. Allah dedin. O kadar demedim Ahmet. Dedin ki para benden çıkıyor. Acıma dedin. Ben sana bir gösteririm parayı pulu. Yavaş yavaş yavaş. Yukarıdan şeyi kopattırma. Koparmaz. Hah, yapıştı bak şimdi. Her şey bodrum öbür tarafa çıkacak. Vallahi bak. Bir tane daha mı ispersel istiyorsun? Hı. Arka bombeli yerleri elastomerik yaptık. Doğru mu? Evet. Tamam. Şu arkadan kısmını bitirsek geri kalanları rahat olacak. Hadi bitiyor. Al bakalım. Bir tane daha ispersel. Burası biraz dar ya bir de. Boyu kaç santim abi? 120. Neyi? Merkez. Orta merkez. Ha şurası mı? Hmm. 85. Yok 85 mi yaptık? Kaç yaptık? Şu profilden abi. Şu profilden kaç? Profilden mi profilden? 79. 90 neydi? Ha? 90 biraz daha rahat oluyor. Fazla büyük de iyi olmaz. Yükseltmemek lazım daha fazla. Abartmamak lazım. Yeter. İnsanlar orada sadece yatacak. Bu mu çekiyorsun? Ha. Kanalımız var abi. Konuşayım mı? Konuş abi. Ahmet. Ben ne düşünüyordum biliyor musun? Yüksek tavan maskenin üstüne altıvan koymayı düşünüyordum. Yüksek. Ha. Evet. Sen şey bakmıştık 17 metre. 17 metre küplerin üstünde. Olabilir de onu ben söyledim zaten üstüne şey yapabiliriz biz diye. Bir 17 metre gibi kafasını kesmeden, kesmeden. Tamam sadece kafasını da alkoven koymayı düşündük biz onu da. Evet. Daha sonra kafaya doğru daralıyor bunlar. Üstü daraldığı için. Her araba daralıyor. Sıkıntı yapıyor. O zaman alkovende nasıl yatacağım biliyor musun? Evet. Bu şekilde yan değil şeyin de. Şeyin pozisyonunda. Dik. Dik yatamazsın. Uzatacaksın alkoveni yani. Başka aran yok. Yok anlamadım siz. Normal altına dışın üstüne hufeyi koymayı düşünüyordum. Sadece ön tarafını. He. Tamam biz onu düşündük onu. Onu da düşündük biz. Aynen Ahmet. Videoyu kapat. Dyson. Dyson abi sucuk Dyson. Ahmet. Sen hocaya batırırsın bugün. Vallahi batıracak beni. Dyson al lan al. O nasıl olurmuş? Çok merak ettim. İçi buruşuyor mu onun? Ha. Bak. Açayım göstereyim. Ona ziyan olmuyor mu? Ama bu hale geliyor. Aa. Ziyan olacak ya. Biz ziyan mı deriz? Şimdi de Ahmet ediyor yalnız. Vay nasıl ya. Bak bir... Memiş abiye karavan yapmaya kalkarsak Dyson Maestro sürdürmeyecek abi zaten. Yan keski lazım ya. Ne keseceksin oğlum? Kafasını keseceğim Dyson'un. Nereye attın? Ah. Ah. Tamam. Dyson dediğimiz abi poliüretan mastik. İsmi Dyson olarak kaldı. Dyson olarak kaldı. Yani bunun hepsi... markası Dyson ya. Yok bunun markası Dyson değil. He.
Bu ne Tekno marka diye bir marka. Daha mesela Soma Fix'ler var. Akfix'ler var. Yani PU silikon. Poliüretan silikon. Ama en iyileri galiba bence Dyson. Evet, bunu şu anda bunu bulamayacağım, söylemeyelim, çok güzel. Ha. Ha? Neyse, bu iş. En iyileri yani, elimize bu geçti oğlum. Çok yapma. Acım Ahmet. Elin koru alıştırma. Çok yapma oğlum. Hocam ben gidiyorum ya. Tamam komşu. Ne yapıyor şimdi? Arabanı sat. Yapma. Çok şükür izolasyonumuzu da yaptık Mahmut. Hı hı. Parça yerlerimiz vardı. Onları da yapalım sıraya. Aralara straporun yerine elastomerik kauçuk yapıyorum. 13 milim. Daha iyi olacağı düşüncesiyle. Alkovenin üst bölümünde elastomerik yaptık zaten. Komple elektrik tesisatımızı da yaptık. Su tesisatımızı da yaptık. Mutfağımız burada. Banyomuz orada. Efendim şu yukarıya doğru çıkan pis su deposunun, yani tuvalet deposunun havalandırması. Başka su girişimiz buradan olacak. Yaptıkça da görecek zaten. Güneş panellerimizi de monte ettik yerine. Ama tabii henüz de akü makü vesaire bunları bağlamadık. Çünkü tesisatımız henüz bitmiş değil. Şuraymış bizim maket bıçağı diyeceğimiz. Elastomer kavuşlar güzel. Bunlar yapışıyor. Tabii ayırabilirsek. Evet. İzolasyonumuz da bu şekilde nihayete erdireceğiz. Ne yapalım? Bu şekilde. Yap. İster mi? Problemimiz var mı abi?
İç kaplamaya kadar geldik çok şükür. Değil mi abi? Evet. İç kaplamasını arabamızın tamamladık. Bundan sonra artık montaja geliyor. İşimiz alkoven tarafımız. Bunun üzerine efendim MDF gelecek. MDF konacak bunun üstüne. Mobilyaya geliyor yani iş artık. Pencerelerimiz ve perdelerimiz tamam. Şekilde böyle oluyor yani. Sineklik oldu. Perde de boş. Şofbenimizi bile taktık yerine. Banyonun olduğu yere. Ondan sonra banyo montajına gireceğiz. Mobilya montajına, dolap montajına gireceğiz ve karavanımızı inşallah bitirmiş olacağız böylelikle. Evet. Tavanda karşıda görüldüğü gibi spotlarımız olacak. Kenarda LED aydınlatmalarımız olacak. Yapınca görürüz.